Şimdi Seval Ünler'in bir Android uygulamasında bulunması gereken özellikler adlı konuşmasını dinleyeceğiz. Daha sonra da Facebook ve Google hesapları uygulamalar nasıl kullanılır? Yusuf Selçuk Bey'in konuşması yer alacak. Teşekkürler. Merhaba, ben Seval Ünler. Sabah yayında buradaydım. Google Ankara Teknoloji grubunda organizasyon sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda UserSpot isimli kullanılabilirlik testleri yapan bir şirkette çalışıyorum. Geçindim. Şimdi bu sunumda ben sizlere Android uygulamasından ziyade mobil uygulamalarda nelere dikkat etmeliyiz? Aynı zamanda tasarımsal olarak tasarımın inceliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak bir uygulamayı yazmadan önce kimin için yazdığınızı tespit edin. Yani bir hedef kitleniz olmalı. Onlar kim diye bir düşünmek lazım. Tabii ki bu kişi siz değilsiniz. Bu yazdığınız uygulamayı sadece siz kullanmayacaksınız. Kullanıcının yaptığı işlemleri görmelisiniz. Siz zannediyorsunuz ki çok güzel, çok mükemmel bir uygulama yazdınız. Fakat kullanıcı aldığında sizin yazdığınız özelliklerin hepsini kullanamıyor. Sadece bir kısmını kullanabiliyor. O yüzden kullanıcılarla konuşmak da önemli. Bu iletişim olarak da düşünebiliriz bunu. Özellikle TTNet mesela bir sürü sorunlar oldu. Twitter'dan kullanıcılarıyla konuşmaya başladı. Yani siz de yaptığınız uygulamalarda kullanıcıların sorunlarını dinleyin, onlarla konuşun ve artı hayal gücünüzü kullanın. Burada bir grafik var, bunu internetten bulmuştum. Kullanışlı ve kullanışlı olmayan iki uygulamayı gösteriyor. Birisi kullanışsız olan mavi uygulama, fakat tasarımı güzeldir. Bazı insanları çeken reklamsal şeyler diyelim. Reklamına kanıp insanlar bunu bir anda kullanmışlar, patlama yaşamış. Mesela Facebook'un mobil uygulaması bir anda patlama yaşadı. Bir sürü insan kullanmaya başladı ama kullanıcıların sesi giderek azaldı. Çok hızlı bir şekilde düşüş gösteriyor. Çünkü errorler, işte devamlı kapanıyor diyelim, bilgisayar ya da cep telefonunuzu yavaşlatıyor diyelim. Fakat kullanıcıların genel olarak izlediği şey bu şekilde. Şimdi ben çok fazla slide hazırladığım sizin için aslında hızlı geçmem gerekiyor. Ana mesajımız kullanıcı. İyi bir tasarım özelliği ne olmalıdır? Bu maddeleri ünlü bir tasarımcının maddelerinden İngilizce'den Türkçe'ye çevirdim. O diyor ki, yaratıcıdır iyi bir tasarım. Ürünü kullanışlı yapar. Basittir ve öğrenmesi kolaydır. Dayanıklı, uyumlu ve çeviricidir. Hızlıdır. Ve lakin iyi tasarımlar her zaman kazanmaz. Bunun için size bir örnek göstermek istiyorum. Burada yukarıdaki klavye hepinizin aşina olduğu klavye. Fakat aşağıdaki klavyeyi kullanan kullanıcıların %30 daha hızlı kullandıkları tespit edilmiş. Yani aşağıdaki klavye daha kullanışlı. Fakat kullanıcılar mecburen yukarıdakini kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani aşağıdaki klavye kazanmamış. Bu da Nokia'nın bir zamanlar ürettiği bir cep telefonu, 3650. Tuşların tasarımını görüyorsunuz. Çok güzel bir tasarım olmasına rağmen bu telefonu çok kişi bilmiyor. Çünkü fazla satılmadı, tutulmadı. Biraz da geleneklere de bağlı olmak gerekiyor. Yani kullanıcılar kare tuşları görmeye alışmışlar. Bu da bir kapı örneği. Kapı kolunu uzun yaparak çocukların, büyüklerin, engellilerin ya da acil durumda kalan kişilerin açabileceği şekilde tasarlamışlar. Bunu buzdolaplarında görebilirsiniz. Bu tasarımı kullanan buzdolapları var. Fakat biliyorsunuz yeni buzdolapları da açılma yerini yukarıdan yapıyorlar. Yani çocuklar falan açamıyor. Aslında tasarımsal olarak yanlış. Tasarımlar %90 tekrar tasarlamaktır. Bu döngüyü sonsuza dek sürdürebilirsiniz. Tasarımınız ölene kadar ana sayfadan test edeceksiniz, analiz edeceksiniz, tekrar değiştireceksiniz. Biz bunu kendi şirketimizde yapıyoruz. Size logo örnekleri hazırladım.
logosu daha sonra değişimler geçirerek bugünkü haline gelmiş. Dikkat ederseniz 1971'de çıplak kadın koymuşlar. Daha sonra kadının göğüslerini kapatmışlar, göbeği açık. Daha sonra orayı da kapatmışlar, iyice yakınlaştırmışlar. En son kadının sadece kafası kalmış, adını kaldırmışlar. Yani tekrar tekrar tasarlanıyor bu tasarımlar. Şimdi ben bu logolarla ilgili yine spesifik örnekler buldum. Apple'ın logosundaki değişim ve ileride nasıl olacağını tahminen 2042'de bu şekilde olacak. IBM'in logosundaki değişimler. Eskiden dünya şeklindeymiş, sonra en son kareye dönüşecek. Xerox'un logosundaki değişimler. Microsoft, şimdi Apple verdik, IBM verdik, Microsoft örneği vermesi olmaz. Önceden kutu şeklindeymiş, en sonunda zaten yüz kalacak. Bu da ilk baştaki logoyu görüyorsunuz, motoru andırıyor. Daha sonra yine motoru andıran bir dişli yapmışlar. En sonunda şu anki logosuna dönüşmüş. Ben Starbucks'ın gelecek öngörüsü, o en sondaki kadının burnunun dediği oluyor. Google'un değişimi, şu anda 2000 yılında ortadakini kullanıyorlar ama tamamen yazı kaldı. Bu şekilde şekiller gelebilir. Nokia da en sonunda logo kalmayacak. Bu da Coca-Cola'nın değişim, logosundaki değişim. Peki logo önemli mi? Evet. Çünkü insanlar sizin logonunu da tanırlar. Yani bir logonu gördükleri zaman sizin olduğunuzu bilirler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor ve logoda kararlılığa dikkat etmek gerekiyor. Fazla değişiklikler yapmamamız gerekiyor. Metafor kullanın. Koyduğum resimden çıkmamış. Ben açık kaynak kullandığım için biraz OpenOffice'te hazırladım sunumu. Burada çıkmıyor bazıları. Yaptığınız çalışmaları renklendirin. Ama böyle hoş olmadı. Ben size o zaman PDF'den açayım. İlerleyelim. Logolarımızı geçelim. Evet, burada Nike logosu mesela atlamışız. Nike herkes şu şekilde gördüğü zaman tanır. Fakat siz tasarımlarınızda bazen logolarınızı böyle büzüştürüyorsunuz. Pek hoş görünmüyor. Aslında Nike logosunu da o şekilde kullandığınız zaman yanlış oluyor. İşte bu resmi mutlaka göstermem gerekiyordu. 1976'da ilk bilgisayarı yaptıkları zaman kullanıcıların soyut şeyleri anlaması için metaforlar üretmişler. Yani soyut bir tanımı somut nesnelerle tanıtmak. Mesela dosyalama. Oradaki dokümanların hepsi kağıt halinde. Yani bu sadece bir gösterim. Halbuki bilgisayarın içinde kağıt yok. Arama derken telefon resmi, çöp kutusu var, library var, takvim yapmışlar. Yani gerçek hayattaki nesneleri kullanmışlar. Bu taslak 1976'da yapılmış. Bu da 1996'da yapılmış bir bilgisayar uygulaması. Ekranı çok hoşuma gittiği için koyduk. Her şeyde metafor kullanmış. Yani game room diyor, gerçekten de oda. Siz o kapıyı açıp odaya giriyormuşsunuz gibi oluyor. Halbuki orada gerçek bir oda yok. Aşağıdaki simgeler, 1996'da bu tarz uygulamalar yoktu. Herkes yazı yazıyordu. Yani aşağı yazı koyabilirdi ama adam hiç yazı koymamış. Sadece logoları koymuş. Şu anda da uygulamalarda herkes sadece logo kullanıyor. Yani açtığınızda home, ev işareti gördüğünüz zaman home'a gideceğinizi anlıyorsunuz. Renklendirmede de böyle örnekler buldum. Kadınların renk anlayışı, erkeklerin renk anlayışı.
Şimdi ben fark ettim ki yani Türklerin yaptığı uygulamalar yabancı uygulamalara çok benziyor. Birebir aynı rengi kullanıyorsunuz. Twitter'ın mavisi, Facebook'un mavisi. Ya başka mavi yok mu? Bir sürü çeşit mavi var. Yani istediğiniz kadar bulabilirsiniz. Google'un yani JITOC bu organizasyonu yaparken tasarımını biraz ben yardım ettim. JITOC'un organizasyon logosu şu anda burada yok. Biz arka fonunu ilk başta bir tasarımcı arkadaş yeşil yapmıştı. Ben onu maviye çevirmek istedim. Ama tamamen başka bir mavi yaptım. Herkes gördü ama bu çok güzel bir mavi diyor. Yani gerçekten çeşitli renkler var ve çok göze batıyorsunuz. Yani özellikle Twitter'ın rengini kullandığınız zaman çok göze batıyorsunuz. O yüzden onlardan sakının. What you see is what you get. Bu da tasarımda önemli bir konudur. Bilgisayarda gördüğünüz aynısını çipte olarak alırsınız anlamına geliyor. Fotoğraf uygulaması yapacaksanız yani buna dikkat etmelisiniz. Bir kişi fotoğrafı çekip onu bastırdığı zaman farklı bir görüntü, çözünürlük düşük bir görüntü almaması gerekiyor. Hizalama da şu yapılan liste, isim listesi yanlış. Onun dışında isim soyisimleri arasında virgül konabilir ya da şu şekilde taplarla ayrılabilir. Yani bu tarz şeyleri gerçekten dikkat etmiyorsunuz. Uygulamalarınızda ben hep görüyorum. Küçük de olsa bunları bilmeniz yeterli. Mesela çoklu sütunlar. Karşılaştırırken insanlar bunu zorlanır. Ama şöyle renklendirdiğinizde her şey kolaylaşır. Ve estetik. Yani arka fonu böyle bir şey koymuş, karton koymuş. Gerçekten güzel bir uygulama yaptığını düşünüyor. Ama yazılar okuyamıyor insanlar. Yani estetik yapacağım derken yararlılıktan taviz vermeyin. Geri besleme ve diyaloglar. Bunu da bazı uygulamalarda görüyorum. Bir işlem yapmak için bir düğmeye basıyorum. Acaba işlem oluyor mu olmuyor mu? Fark et, anlayamıyorum, bekliyoruz. Çünkü kullanıcıya bir şu anda bu işlem devam ediyor. Kaydınız alındı, kaydınız silindi gibi bir çıktı vermeyi unutuyor insanlar. Bizi silinmiş oluyor mesela ama silindi diye merak ediyoruz. O yüzden insanlar geri besleme veriyor. Yaptıkları her action'da yani karşılarına bir siz şunu yaptınız, şu anda bu böyle oluyor. İyi bir geri besleme vermek lazım. Geri alma tersine çevir. Bu da benim en çok gördüğüm hatalardan birisi. Uygulamalarda kullanıcının yaptığı her hareketi geri alma imkanını vermeniz lazım. Gerçekten o kullanıcı onu yapmak istiyor mu? Bir gazete uygulaması var. Gazeteler listeleniyor. Beğenmediğiniz gazeteyi siliyorsunuz listeden. Ama geri alamıyorsunuz. O gazeteyi tekrar getiremediğiniz için uygulamaya baştan kuruyorsunuz. Mesela o geri alı adam koymamış. Yardım metinleri de önemli. Yaptığınız uygulamalara şöyle küçük tanımlar koyarsanız insanların anlaması kolaylaşır. Ayrıca error isimlerini daha anlaşılır yazmanız için birkaç örnek koydum. Mesela bunlar kötü olanlar bu tarafta, iyi olanlar bu tarafta. Birkaç tane de böyle var. Mesela ekranda runtime error bilmem ne yazdı. Kullanıcı bunu gördü zaman aman bilgisayar çöktü, cep telefonu gidiyor falan öyle düşünür. Ama hepsi sanal bellek dolmuş. Birkaç tane uygulamayı kapatsa geri açılacak. Bu da bizim şirketimizin 404 sayfası. Arkadaşlar 404 sayfalarımıza sadece 404 yazmayın. Kimse bilmiyor 404'ün ne olduğunu. Sayfa bulunamadı yazıp bir de çözüm önerin. İşte şu anda şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz. Bizim sayfamızda o yüzden örnek olarak koydum. Aşağıda ana sayfaya dönebilirsiniz. Blog sayfasını açabilirsiniz. Site hakkında iletişim sayfası kullanabilirsiniz. Öneriler var. Siz de böyle yapın. Ve kısa yol öneri. Yani kullanıcının en çok kullandığı şeyleri en üste koymak önemlidir. Bu da galiba İsviçre'nin de teletekstlerini cepleri Android'den izleyebilen bir uygulama yapmış adamın birisi. Galiba Türkiye'de yok. Yani TRT'nin teletekstini cep telefonundan okuyabiliyor musunuz? Galiba yok böyle bir şey. Bunu koymamız gibi exit tuşunu koymuş adam. Çok hoşuma gitti. Biz normalde uygulamalarda hep cep telefonu kendi geri tuşunu kullanarak çıkıyoruz. Halbuki şimdi exit olması önemli. Bazı uygulamalarda exit yok. Kapatamadığınız için ana ekrana dönünce hala arka planda çalışıyor. O yüzden siz lütfen yaptığınız uygulamalara exit düğmesi koyun. Benim hep de kapladığım
kullandığı alan düşürülür. Ayrıca kullanıcının dilinden konuşur. Buraya da bir karikatür koydum ama bu kadar kabalaşmayın tabii. Kullanıcının dilini ekleyeceğiz derken. İnsanlar ekrandan okudukları yazılarda %20 daha yavaşlar. Yani bir kitaptan okuyormuş gibi hızlı okuyamıyorsunuz. Bunun bazı sebepleri var. Muhtemel cevapları ekran boyutu olabilir, ekran açısı olabilir. Daha önce hiç bilgisayarda yazı, cep telefonunda yazı okumamış olabilir kişi. Bunlar örnek cevaplar. Bunu nasıl geliştirebiliriz? İnsanların okumasını nasıl hızlandırabiliriz? Yazıları sağa yaslamaktan kaçının. Yani Türkçe ya da İngilizce yapacağınız zaman yazıları sol tarafa yaslayın. Büyük harfler kullanmayın. Geniş ekran kullanın. Kullanıcılara font seçmelerine izin verin. Bunu bazı şeyler yapma uygulamalarda yok. Adam yazıyı JPEG olarak yazmış, yapıştırmış oraya. Yani görsel olarak yapmış. Mesela giriş diyelim, girişe. Girişe kendi logosunu koymuş, logosunun altında tanım var. Ama tanımı insanlar okuyamıyor. Renk kullanın ve yumuşatılmış karakterler kullanın. Bu da bir yapılmış bir araştırma. Hangisi daha kullanışlı diye kullanıcılar üzerinde araştırma yapmışlar ve çıkan sonuç review butonları one entry area ve four entry area en kötüsü. Şimdi review butonları en kullanışlı olan çıkmış. Daha sonra one entry area, en son four entry area. Şimdi burada uygulamaya göre de bu değişir. Burada yapılan araştırmada kullanıcılarda cep telefonunda bir listeden bir şey seçmelerini istemişler. Seçecekleri şeyi drag and drop şeklinde seç. Ya da ikonlar varmış, ikonlar üzerine tıklayarak seç. İşte radio butonları yapmışlar, oradan seç. Ya da bir açılır menü, açılır menüden seç. Ya da one entry area, oradan oraya yazarak seç. Bunların içerisinde kullanıcılar en çok radio butonu one entry area kullanıyorlar. O yüzden siz uygulamalarınızda yaptığınız menülerde ya da kullanıcıdan bir şey isterken yani radio button kullansanız o kullanıcılar daha iyi olur. Ben de birkaç örnek koydum. Bu benim yaptığım bir uygulama. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin hocalarının lokasyonunu çekiyor. Hocalar mobbing oluyorlar. Lokasyonla bilgilerini paylaşıyorlar. Twitter gibi orada ekranda devamlı onlar dönüyor. Exit butonunu göstereyim. Siz de mutlaka koyun. Bank of America'nın sayfası çok basit ve güzel olduğu için koydum. Bright Kites. Burada 15 tane örnek var. Hızlı hızlı geçiyorum. İnceleyebilirsiniz. Bu Facebook'un eski ekran görüntüsü. Şu anda daha da karmaşık. Şimdi Facebook'un iyi olmasının sebebi kullanıcıya çok fazla fonksiyon sunuyor. Fakat bu fonksiyonları çok güzel şekilde insanlara veriyor. Yani vermek istediği ana fonksiyonları ön plana koyuyor. Diğerleri geri planda çalışıyor. Mesela fotoğraflar. Buradan hiçbir yerden fotoğraflara giremiyorsunuz. Halbuki Facebook fotoğraf yükleme, video, bu tarz şeyler düşünüyor ama ana sayfada yok. Çünkü en çok kullanıcının en çok kullanmak istediği şeyi ön plana çıkaracaksınız. Kullanıcı en çok what's on your mind cümlesini bir şeyler yazmak istiyor demek ki. Filtre. Mailchimp. Netfango. The Night Club. Single Pop. Tapdu. Yellow Pages. Web Designer Report ünlü bir tasarım sitesi. Onun mobil sayfası bu şekilde. Yani kendileri bile sadeliği ön plana çıkarmışlar. Halbuki ki Web Designer Report çok fazla tıklanan tasarımcıların herkesin bildiği bir sitedir. Ne kadar sade bir arayüz yapmış adamlar. Teşekkür ediyorum. Benim bu kadardı. Tasarımda biraz daha.
Kırmızı. Linkler bile oturmuş demek ki yakında. Evet. Arka planı değiştirebiliriz. Online mi? Neyse, başlayalım arkadaşlar. Mail adresi seval.zx@gmail.com. Ayrıca seval.unler@userspot.com adresinden mail atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Soru var mı? Yok herhalde. Ya bu ekşiz sezonu olayı vardı aslında. Mesela düşünürsek bakalım kendi uygulamalarının hiçbirinde ekşiz sezonu yok. Zaten ev düşünme veya geri düşünme bastığınızda eğer uygulama servis kullanmıyorsa arka planda hiçbir şey yapmıyor. Yani home dışında Android'in özelliği o zaten. Eğer servis kullanmıyorsanız background direkte ev dışına bastığınızda hiç kapanıyor. Evet. Yani bazı bir kadarıyla mesela... Ben bu kadar teknik dinlediğim için olabilir. Çünkü sinemalar.com uygulamasının ilk versiyonunda exit yoktu. Çıkıyordu. Force close devamlı ekranıma uyarı geliyordu. Mesela. Onları developer'ın kendi ayarlaması lazım. Sonra bunu iletti, hemen düzelttiler. Ama exit butonu koydular sonra. İşte o düzeltme bence force close'u engellemeleri lazım. Exit butonu koymamaları lazım. Ama arka planda, arka planda çalışıyor olmaları yanlış. Ben uygulamadan çıkmak istiyorum. İşte, ama zaten Android'in özelliği orada. O arka planda çalışırken düşük 3 tüketen moda geçiriyor. Ki zaten hani bir daha çalışıp bastığınız evet. Zaman... Peki, ama çıkış yapmak istiyorsam, uygulamayı kapatmak istiyorum. Arka planda çalışmak istemiyorum. Uygulamaya göre değişir. Mesela uygulama şöyle bir şeyse, haber uygulaması, sinemalar.com'da da vardır belki. Her gün güncellemesi gerekiyordur ve bunu kullanıcı kendi seçilir. O zaman o arka planda çalışması gerektiği saatte çalışır. Kullanıcının bunu kapatma yetkisi vermeniz lazım. Eğer kapatırsa zaten kapatması lazım. Ama böyle bir şey yoksa, adam geri veya ayak uçuna bastığı zaman o background'ı ve o okunu kendi kapatması gerekir. Profesyoneller için Android ile uygulama geliştirme kitabı. Soru. Bunu size hediye edeceğim. Sunumla mı ilgili sorsam? Soru hazırlamadım. Meylasın bilen kişi. Şöyle yapalım. Yani Android ile ilgili bir bilgi sormam gerekiyor ki değil mi? Şey olsun. Bir herkesin bir şey sormak olmaz. İşte Android 4.0 listi ne desen? Herkes olacak. 1.0'ın ismi ne? 1.0'ın ismi ne? Hadi. Evet, Android 1.0 listin ne? Ben de bilmiyorum. Olmadı. Oldu işte, 4 tane çıktı. Soy ismi A ile başlayanlar Erkan. Burada. Boyunluğuna bakarak diyeceğim ona. Soy ismi A ile başlayanlar. Peki, 5 harfli soy ismi. A ile başlıyor, 5 harfli. O zaman şuradan seçiyorum. Çünkü başka bir zaman lazım. O zaman son harfli mi? Üstüne harf var. Son harfli. Son harfli gidebilirim değil mi? K. Bir şey var.
Thank you.